Bir tane daha alalım. Kadın arkadaşlar. Hocam şu sende. 2024-2025 eğitim öğretim yılı Türkiye'de eğitim sisteminin karşı karşıya kaldığı derin sorunların gölgesinde başlamıştır. Ekonomik krizin ağırlaşarak sürmesi nedeniyle eğitim masraflarının artması, ÇEDES ve benzeri projeler üzerinden eğitimin dinselleştirilmesi çabaları, laikliğe ve bilime aykırı müfredat değişiklikleri, öğrencilerin mesleki eğitim merkezlerine yönlendirme girişimleri, öğretmenlik meslek kanununun tartışmaları, çok sayıda bölgede taşımalı eğitime son verilmesi gibi konular bu öğretim yılının temel tartışma başlıkları olarak yer almaktadır. Yoksul, emekçi ailelerin çocukları başta olmak üzere kız çocukları ve kırsal kesimde yaşayan çocuklar arasında eğitim erişim konusunda yaşanan sorunlar devam etmektedir. Bölgesel, cinsel, sınıfsal ve benzeri eşitsizlikler, ana dilde eğitim gibi en temel sorunlar iktidarın çözmek bir yana daha da derinleştirdiği bir eğitim-üretim dönemi bizi beklemektedir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredat değişiklikleri, laikliğe ve bilime açık bir meydan okumadır. Artan okul ve kırtasiye masrafları velilerin ekonomisini zorlamaktadır. Deprem bölgesinde eğitimde yaşanan sorunlar hala çözüm bekliyor. Çocuk yoksulluğu ve öğrencilerin beslenme sorunları acilen çözüm beklemektedir. Ana dilinde eğitim sorunu hala çözüm beklemektedir. Mesleki eğitim ucuz emek sömürüsü üzerinden kurgulanmamalıdır. Taşımalı eğitimin bazı bölgelerde kaldırılması yeni mağduriyetler yaratmaktadır. Eğitim bütçesi ve okullara ayrılan ödenekler yetersizdir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrencilerin açık liseye yönlendirilmesini kolaylaştıran adımları devam etmektedir. Okullarda yardımcı hizmetli görevlendirilememesi yeni sorunlar yaratacaktır. Eğitim hakkına erişimin önündeki bütün engeller kaldırılmalıdır. Mersin'de de tüm kademelerde eğitim üretim yığınla sorunla başladı. Tüm kademelerde öğretmenler, idareciler, yardımcı hizmetler personeli ve eğitim bileşenlerinin tüm kademeleri ve toplumun tamamı, yani tüm eğitim emekçilerinin, vatandaşın eğitimde kendi kaderine terk edildiği bir eğitim öğretim yılının başındayız. Bu yıl okullarda hizmetli ve yardımcı personel ataması 1 Ekim'e kadar yapılmayacak. Daha önce 1 Ekim'den sonra İşkur ediyle Ekim'den Mayıs'a kadar hizmetli görevlendiriliyordu. Zor şartlarda düşük ücretlere çalışıyorlardı ama okulun temizliği, hijyeni, çeşitli sorunlarının çözümünde yardımcı oluyorlardı. Bu yıl ilgili bakanlık bu uygulamayı, bu projeyi durdurdu. Ve şimdi yeni bir uygulama başlıyor. O da şu, haftada 3 gün 566 lira gibi bir ücretle ve daha önceki yıllarda torpil tartışmalarının çok yoğun yaşandığı bir süreçte bu yıl bu uygulama içinde yine torpil söylentileri sendikamıza sıkça gelmeye başlandı. Yani özeti şu, AKP'den referans almayan hiç kimse bu düşük ücrete bile gidip iş bulamıyor. Yine biliyorsunuz Marif modeli uygulaması başladı. Yeni modelle birlikte basılan kitapları inceledik hep birlikte zümreler olarak. İçerisinde laiklik karşıtı, bilim karşıtı ve doğru olmayan birçok bilgi var. Görsellerin neredeyse tamamı cami manzaralı, kadın meslektaşlarımız başörtülü ve benzeri bir zihniyeti ortaya çıkaran Milli Eğitim Bakanlığı'nın, AKP sisteminin dindar ve kindar bir nesil yetiştireceğiz mantığıyla ortaya koydukları hazırlıkların en önemli göstergesidir. 10 yıldır hazırlıklarını yapıyoruz dedikleri müfredat.